anlamda da bir haber olmak çok önemli. Dolayısıyla çok keyifli. Hepsinin yanına gittim, konuştum. Onlar da çok büyük keyif aldıklarını zaten gözlerinden, yüzlerinden belli yani. Son derece yani yeni bir takım olmasına rağmen son derece uyumlu. Burada teknik kadroyu tebrik etmek lazım. Yani biz yönetim olarak gerekeni yapıyoruz fakat teknik kadroda oyuncularla beraber uyumu çok çabuk sağladılar. Performanslarını da o seviyede yükselttiler. Bu güzel yaz gününde futbolcularımız eşleriyle bir aradayız. Çok mutluyuz. Güzel büyük bir aileyiz. Güzel bir sezon olur inşallah. Şampiyon olmamız dileklerimle. Takım olmak aslında kolay değil. Bu da takım olma yolunda bir ilk adım gibi düşünülmeli. İnsanların birbirini tanıması lazım kaynaşmak için. Bu beraberlik dışarıda ne kadar kuvvetli olursa sahada da o kadar kuvvetli oluyor ve daha iyi yansıması oluyor. O bakımdan çok güzel bir organizasyon yaptık diye düşünüyorum. İnşallah sahadaki yansımalarını da göreceğiz. Tabii ki 50 bin aslanı bekliyoruz. Seyirci olmazsa zaten takım da olmaz. Bunun bilincinde olsun taraftarlar. Hiçbir zaman takımlarını yalnız bırakmasınlar. Bekliyoruz. İnşallah çok güzel bir maç olacak. Ve bu sezon hep böyle gidecek. Şimdi tabii ki bu güzel bir İstanbul güneşli bir deniz ortamında teknede. Tabii sezona yeni başladık. Aramıza yeni katılan çok oyuncu oldu. Onlar hem Galatasaray ailesini hem bizleri hem İstanbul'u tanımaları maksadıyla böyle bir organizasyon düzenlendi. İnşallah bu kaynaşma ortamı sene sonunda kutlama şekline dönüşür. Hepimize hayırlı bir sezon olsun. İnşallah Galatasaray'ımız bu sene şampiyon olsun. Bütün Galatasaray'ları bekliyoruz. Yani hep birlikte olursak Galatasaraylılar her zaman için bir araya geldiğinde başarılar kazanıyor. İnşallah o gün stadımız tamamen dolacak. Hep beraber başarılı olacağız. Hedefimiz zaten çok iyi bir başlangıç yakalamaktı. Tabii ilk iki maçı biliyoruz. Maalesef şanssızlıktı. İyi oynayamadık. O UEFA eleme turunu geçemedik maalesef. Her şeyin bir hayrı vardı diye düşünüyorum. O yüzden şimdi ligi çok iyi başladık. Takım zaten karakterini, kişiliğini gösteriyor. Çok iyi mücadele ediyoruz, çok iyi koşuyoruz, çok iyi oynuyoruz. Ve bunun karşılığını da ilk iki maç aldık. Şimdi dediğim gibi üçüncü maça sıra geldi. Bu maçı kesinlikle alıp da rahat bir şekilde milli takım arasına gireceğiz. Ondan sonra lige en iyi şekilde devam edeceğiz. Ya kesinlikle yani şimdiye kadar bizi iyi desteklediler. Bunun faydasını da zaten maçlarda gördük. Bizim de çok ihtiyacımız var. Onların nasıl bize ihtiyacı varsa bizim de en az o kadar ihtiyacımız var. O yüzden taraftarlarımıza sesleniyorum. 50 bin taraftar omuz omuza arenaya bekliyoruz. Çok güzel ya zaten İstanbul'un boğazı herkes bilir. Herkes bu tura yapmak ister. Takım içerisinde, aile içerisindeyiz burada. Çok güzel bir ortam var. İlk de yaptık. Tadını çıkarıyoruz. Ondan sonra maça çok iyi hazırlanacağız. Maç almak için burada zaten başladık motive olmaya. İyi yoldayız. Sezona çok iyi başladık. Maşallah diyeyim ilk önce. Önemli olan devamını getirmek. Bugün de başkanımızın düzenlediği bir organizasyonda böyle beraberiz. Zaten ortamımız çok iyi. Böyle güzel organizasyonlarla daha da pekişiyor. İnşallah sezon sonu hak ettiğimiz, her zaman hedeflediğimiz, hayal kurduğumuz şampiyonluğa ulaşırız. Her şey çok güzel. Nice. Herkesle beraber olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir atmosfer var. Biz bir aile, bir grup gibi büyüyoruz. Çok fazla farklı oyuncu olmasına rağmen takımın atmosferi çok iyi. Zaten en önemlisi de bu. Böyle bir turda Türkiye'ye gelen herkes yapmalı. Because you know we have not new players, but que Galatasaray confirme cada vez más de que es una gran familia. Bu tip organizasyonlar tabii ki çok güzel organizasyonlar, bizi birleştiren futbolcu anlamında değil tabii ki. Futbolcular sonuçta her gün birbirinizi görüyorsunuz, antrenmanda berabersiniz, soyunma odasında berabersiniz ama bizim ailemiz de tabii hayatımıza çok çok önemli yer tutuyor. O yüzden ailelerimizin de burada beraber olması, birbirlerini tanıması, arkadaş olmaları bizim için çok önemli. Ve her geçen günde Galatasaray'ın ne kadar büyük bir cami olduğunu bir kere daha görme fırsatı buluyorum bu tip organizasyonlarla da. Bu tip organizasyonları tabii ki hep devamlı yapmamız gerekiyor. Ben de çok seviyorum bu tip organizasyonları. Tekne olabilir, restoran olabilir ama takım birliği, takım bütünü için çok güzel organizasyonlar. Voy a hacer una barbacoa para todos sin problema.
Promesa. Arada ama sen Promesa. Güney Amerikalılar için tabii ki barbekü çok çok önemlidir. Biraz Türk tarzından farklı bir barbekümüz var. Biz de sevdiğimiz bir şey, vakit geçirmeyi, muhabbet etmeyi, yemeyi seviyoruz Güney Amerikalılar olarak. Diğer taraftan buradan ben Galatasaray TV'de sana söz veriyorum. Eğer şampiyon olursak mutlaka herkes benim evime davetli. Que ha dicho Martin, así que creo que no es necesario repetir todas las palabras. Güzel bir başlangıç yapıldı. Şimdi önemli bir maçımız var. Yapmamız gereken tamamen bu maça odaklanıp en iyi şekilde orada taraftarlarımızla beraber, onların da bize vereceği destekle beraber güzel bir galibiyet almak ki ondan sonra rahat bir şekilde milli takım arasına çıkalım. Prepare together in front of the important game on Friday. Mükemmel bir organizasyon. Biliyorsunuz önümüzde önemli maçımız var. Cuma günü Sivas'la oynayacağımız maç var. Onun için hazırlık anlamında da ben çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Nando da ben de aile babasıyız. Ailelerimize çok önem veriyoruz. O yüzden bu tip organizasyonlar, ailelerimizin de burada olması, birbirlerini tanıması, bunlar çok önemli organizasyon olduğunu düşünüyorum. Ve mutlaka tabii ki takımın birlikteliği için, bütünlüğü için, başarısı için çok güzel organizasyon. Diğer taraftan tekne hakkında konuşmak istiyorum.